Evet, Fatih Terim'e sorularınızla devam edebiliriz. Buyurun, Kadir Çetinçalı. Sayın hocam, öncelikle bu sezon için tüm hedeflerinizde gönülden başarılar diliyorum. İki kısa sorum olacak. İlk maçta üçlü savunmayla başladınız. Şu anda eldeki malzeme yine aynı. Yarın sistemde farklı bir şey görecek miyiz? İkinci soru ise ilk maçın ardından üç önemli transfer gerçekleşti. Bu transferler ilk maçın bir 10-15 gün öncesinde gerçekleşmiş olsaydı bugün farklı şeyleri konuşuyor olabilir miydik? Evet. Herkese iyi günler. Birinci soru üçlü oynadık. Öyle başladık. Sonra dörde döndü. Arkadaşlar, bir strateji yaparsınız bazen. Bu da onlardan bir tanesiydi. Oyuna daha oyunu tutan, daha ilk başlardaki presi yapacaklarını bildiğimiz için oradan daha gol yemeden daha az pozisyonla çıkan bir Galatasaray, sonra otomatik olarak, ki bunu 15-20 dakikada düşünmüştük. Nitekim 17. dakikada, 18. dakikada normal düzenimize döndük. Çünkü orada zaten en ufak bir işaretle çok çabuk kendi 4-3-3 düzenimize dönme ihtimalimiz vardı. Onu da yaptık. Ama tabii bizde şöyle bir huy vardır. O gün yeni nedir veya o gün değişik neyse ona atıf yapılır. O gün de değişik olan üçlüydü. Halbuki oyun üçlü, kazansanız deha olarak çıkarsınız oradan. Ama öyle bir niyetim yok. Biraz da bu sorunuz beni geriye götürdü. Çok sık konuşmadığımız için sanıyorum bazı şeyleri yanlış anlıyoruz. Veya sosyal medyada, gazetede, televizyonda ne söyleniyorsa, yazılıyorsa ona inanıyoruz. Esasında şöyle baktığımızda bir sezon önceyi, yani Mayıs'ın sonunda biten ligden sonraki duruma iyi bakmak lazım. Nedir bu? Bir defa biter bitmez lig aşağı yukarı biz 11 oyuncu falan kaybettik. Yani Etebo, Henry, Sarak, Halil ve Getson otomatik olarak kulüplerine döndüler. Yani kendi mali sıkıntılarımız artı UEFA'nın bizi 3 sene cezalandırmasından kaynaklanan ve bizim de mecburen kiralamak zorunda olduğumuz, hiç istemememize rağmen mali durumlar dolayısıyla 3 sene ve bu bana hep denk gelir ve ben hiç ağzımı açmam. Bir şeyler, yani kötü bir şeyler Fatih Terim'e denk gelir ama hiç ben şikayet etmem. Otomatik bunları kaybettik. Bunun yanında Belanda'yı, Donk'u, Martin'i, Okan'ı, kaleciyi ve Şener'i de şu anda bizle beraber değiller. Etti 11. Birdenbire geçen sene ceza yemesine rağmen takdir edersiniz ki son iki hazırlık maçımızın en formda oyuncusu Oğulcan'ı da kaybettik. Öyle mi? Lisans vermediler. En formda oyuncumuz. Yani özellikle atakta faydalanacağım bir oyuncu. Bunlar yetmiyormuş gibi Yedlin'den Emre Akbaba korona oldular. Ve de olduk 13-14. Şimdi ben sağ bekimiz yok. Orta sahamız sıfır. Bir tane var. O da 6 numara değil 8 numara Aytaç. Demedim. Demiyorum da. Oyunun üçlüyle dörtlüyle bir alakası yok. O hata bana aittir. Hiç itirazım yok. Ama bir sene önceden böyle çıktığınız zaman
çok kısa sürede 14 Haziran'da açtığınız bir sezonda o bir ay içerisinde, o 15 gün içerisinde hala daha ben açtığım zaman seçim yapılmamıştı. Biz sezonu açtığımız zaman, Galatasaraylılar lütfen beni iyi dinlesin, daha seçim yapılmamıştı. 19'unda seçim olacak, yönetim seçilecek. O ayı unutun bir defa. Şimdi dolayısıyla açıkçası ben ve başkanımız da aynı fikirde. Kısa vadeye kalite eklemek için bu finansal yükün altına girecek durumda değil Galatasaray. Zaman zaman okuyorum da başka şeyler de okuyorum. Yani şu oyuncular gelmiş, ben hayır demişim. Mesela Alois'den bahsediyorlar. 3 sene 7,5 milyon euro olursa artı bonusu ve normal sol bek de değil. O bu sene sol bek oynadı. Orta saha oyuncusuydu. Efendim? Bana mı sordunuz? Telefonla konuşuyor da. Arkadaşım şu telefonu kapatır mısın lütfen? Tabii ki kabul etmem. Yani bir şeylere biz cevap vermediğimiz için öyle zannetmeyin. Dolayısıyla mesela maçtan sonra boşuna ben 3 yıl demedim. Galatasaraylılar beni anlayacaktır. Bu ben 3 yıldan vazgeçtim demek değil ki. Öyle bir şey demedim. Hayatımda vazgeçmedim. Ve ben Galatasaraylı'dan en kötü zamanda bile bir gün sabır istemedim. Tam tersi, hatırlayın 96'da bile kimseye sabır demeyeceğim dedim. Dolayısıyla bu 3 yıl içerisinde biz ne bir şeylerden vazgeçeceğiz ne de bir şeyleri denemekten vazgeçeceğiz başarıları. Bunu iyi anlaşılmasını isterim. Dolayısıyla burada elimizdeki kadronun en sonuçta pezevenin karşısına çıkıyoruz. Hiç de şikayet etmeden kendi elimizdeki kadronun en iyisiyle çıkmaya ve en iyisini yapmaya çalıştık. Belki de bir maç içerisinde kimsenin başına gelmeyecek işler bize geldi. 75. saniyede 1-0 geriye başladık. Buna rağmen oyunu dengeledik. Efendim, ikinciyi ne çalıştıysak oradan yedik. Devre sonuna 2-1'i bulduk. Bakın 3-1'e kadar neredeyse pozisyonu yok mesela. Ama biz pozisyon bulmada zorlandık. Dolayısıyla ikinci sorunuz bir küçük deste sundum ama esas söylemem gereken şöyle. İki defa üstte şampiyon olduk bu arada. Bu arada Türkiye Kupası'nı aldık. Bu arada Süper Kupa'yı aldık. Unutmayalım da hatırlatalım bunu da. Üçüncü yıl 8 galibiyetle gelen bir Galatasaray var iken pandemiden geldi. Nitekim o günden bugüne kadar Galatasaray takımında bir türlü istikrarı oturtamadık. Nedenini söyleyeyim. Bazı mevkilerde düşünün iki oyuncumuz olmasına rağmen onları kaybettik. Üçüncüyü monte etmek zorunda kaldık. Dolayısıyla da bunlar istikrardan uzak işlerdir. Buna rağmen iki golle şampiyonluğu kaybettik. Her şeye rağmen bu sene. Geçen sene anlatıyorum başladığı anda Galatasaray hepinizin ortak kararıyla en iyi futbolu oynayan, en çok pası yapan, en çok pozisyona giren, 8 maç üstte kazanmış, zevk veren bir Galatasaray idi. Dolayısıyla pandemi dolayısıyla bir türlü istikrarı temin edemedik. Oralara da çok girmek istemiyorum neler olduğunu. Bu yüzden bunu da hatırlatmakta yarar görüyorum. Ve bundan sonraki kadro planlamamız ki sizin 3 transfer yapıldı dediniz. Ona geliyorum. Eylül bizde 8'e kadar değil mi? Bazı ülkelerde Eylül 1'e kadar.
Başkan yönetimimiz ve ben ve ekibimle beraber kalan sürede kadro planlamamıza aynı mantaliteyle, aynı düşünceyle devam edeceğiz. Dolayısıyla bu iş transfer, bir tanesi boy sağ bekimiz, bir tanesi Alex Roman ortası oyuncumuz ve Van Arnold Patrick bugün geldi, o da sol bekimiz olmak üzere. Ve bunlarda göreceksiniz ki tecrübeli oyuncular olacak ama esas ana tema 20 ile 25 yaş arası yetenekli olarak ben, ekibim ve scout grubumuzun ortaklaşa çok uzun yıllardır, çok uzun zamandır seyrettiğimiz, izlediğimiz, karar verdiğimiz oyuncuları almaya devam edeceğiz. Burada genç oyuncularımızın alacağı rakamlara, kendi transfer rakamlarımıza, rakamları da dikkatlice izlemenizi rica edeceğim. Üç oyuncu başka? Bu sıradaki soruya geçelim. Sıradaki? Maçtan önce 15 gün önce alsaydı maça ekleyip nasıl olurdu? 10 oyuncu da olsak, alsak elenebilirdik. Bu takımla da 5-1 bitmeyebilir miydi? Evet. Ama sonunda elenebilirdik. Yani Manchester'da elenmese şu anda biz daha hazırlık dönemindeydik. Yani olabilecek ne varsa bizim aleyhimize oldu. Ama bilmesini isterim ki Galatasaraylı'nın 3 yılı işaret ederken ben bunu işaret etmek istedim. Yoksa 3 yıl gibi bir zaman bana müsaade edin. Bakın hayır öyle bir şey yok. Tam tersi. Hiçbir şeyden vazgeçmeyiz. Dediğim gibi genel anlayışımız Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek. Onu söylemek istedim. Erman Gönülşen, TRT Spor. Hocam öncelikle başarılar diyelim yarınki mücadele için. Yarınki karşılaşma kendi adınızı taşıyan statta oynanacak. Duygusal olarak size ne hissettiriyor? Önce bunu merak ediyorum. Bir de Jetson'un transferi için eski öğrenciniz Rui Costa ile bir görüşmeniz oldu mu, olacak mı? Takımda kalacak şeklinde haberler var. Bu konuda da görüşlerinizi merak ediyorum. Vallahi tabii kendi ismimi taşıyan statta da yıllarımı verdiğim Ali Samiyen'de de hiç yenilmek istemem. Ümit ediyorum yarınki takımımız iyi bir mücadele, tutkulu bir oyun. Olsun ya, elendik ama çıkıp harika bir mücadele örneği gösterdiler. Tam Galatasaray'a yakışır. Modern futbol örneği verdiler denmesini istiyorum. Tabii ki hiçbir şeyi bırakacak halimiz yok. Her şeyi deneyeceğiz ama rakibimizin, maçtan önce de söylediğim gibi, aldığı sonuç onu neredeyse çok az bir şans bırakıyor bize. Ama onu da deneyeceğiz. İkincisi Getson. Tabii Getson Galatasaray'da çok mutlu oldu. Çok seviyor. Biz de onu seviyoruz. Galatasaray'da da onu seviyor. Ancak bu sene Getson'u vermek istemediklerini ifade ettiler. Son sözü olarak. Buna rağmen ayın 1'ine kadar, yani 1 Eylül'e kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz. Her an her şey olabilir ama son cümle buydu. Hatta Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğuna dair de vardı ama onun Galatasaray'dan başka bir yerde olacağını açıkçası pek düşünmüyorum ama yani biz her şeye hazırlıklıyız bu sefer. Cezamız da bitti. Öyle 3 transferle 4 transferle kalmayacağımızı da söylemek isterim. Çünkü aşağı yukarı 20'ye yakın oyuncu boşalttık. Daha da olacak. Dolayısıyla ben çok net olarak
Tabii ki başarılar istiyorum. Galatasaray'la ben her sene şampiyon olsam yetmez. Hatta bunun da esprisini yaparız biliyorsunuz. Her sene şampiyonluklar önemlidir diye ama en önemli bu sene diye. O yüzden tabii ki başarılar çok önemli ama bizim anlayışımız Galatasaray'ın, demin söyledim, Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek. Yol üzerindeki kilometre taşlarından ciddi bir miras bırakmak istiyorum açıkçası. Ciddi bir jenerasyon bırakmak istiyorum. Orhancan Terzi, Ajans Spor. Hocam, Alioski örneğini verdiğiniz için bir isim daha çok merak ediliyor. Sizin reddettiğinize yönelik Gezal konusu. Gezal'ı reddettiniz mi hocam? Hayır, tam tersi, çok istedim ben. Ben, başkan da istedi, ben de, bütün yönetimimiz de. Şimdi şahsi oyunculara girmek istemiyorum ama mesela bu tip şeyler, spekülasyon çok oluyor. Geçen sene her gittiğimiz deplasmanda biliyorsunuz olağanüstü seyirciyle karşılaştık, yasak olmasına rağmen, öyle mi? Ben de geldim, rica ettim, ya Allah rızası için bizim seyircimizi niye almıyorsunuz diye. Hatta Beşiktaş maçı öncesi bizzat rica ettim. Aman ne olursunuz diye. Duyuyorum zaman zaman, ben istememişim. Dolayısıyla benden teyit ettirmeden siz bu tip dolaşan şeylere ne siz ne Galatasaraylılar itibar etmesin. Bunu yapıyorlar hep, bu manipülasyonu. Sonunda işte böyle söylediğiniz zaman doğrusu meydana çıkıyor. Çünkü ben kamuoyunun önünde konuşuyorum. Başka? Nevzat Dindar. Nevzat Dindar, Milliyet. Hocam, yarın için başarılar. Gündemdeki bir ismi hocam sormak istiyorum. Morutan. Listenizde mi? Kim? Morutan. Morutan. Morutan, ha. Ve Berkan hocam. Ve? Berkan. Berkan Kutlu. Bu maskelerden pek bu tarafa gelmiyor da onun için. Ve Berkan Kutlu hocam. İki isim çok gündemde olduğu için. Morutan, Roman basında çok fazla dile getirilen ve taraftarın beklenti içinde olduğu bir isim. Hocam, Gezal'le Morutan biri, o biri? Berkan Kutlu hocam. Ha. Arkadaşlar, böyle demin de söyledim, isim isime girersek sonu olmaz mı? Ama Galatasaray'ın 1 Eylül'e kadar neler yapacağını göreceksiniz. Nasıl bir anlayışla devam edeceğini. Şimdi yani hangi teknik adam Gezal'ı istemez de istemedi diye bir şey çıkabilir. Söylemem gereken bazı şeyler var ama şu an söyleyemiyorum. Dolayısıyla tek tek girmeyelim konulara. Futbol dinamiktir. Dinamik bir oyundur. Transfer de böyledir. Bugün istediğiniz bir oyuncuyu yarın istemezsiniz. Ama dün vazgeçtiğiniz bir oyuncuyu bir gün sonra alırsınız. Futbol böyle bir dinamiktir. Bir üçüncüsü, listenizde olmayan ama sizin için bir fırsat transferi haline gelmiş bir oyuncuyu da alabilirsiniz. İhtiyaçlar bunu gerektirir. Dolayısıyla lütfen, ben size ana hatlarını söylüyorum. Kulübümün bazı tasarruflarına ve benim ekibimin bazı tasarruflarını söylemem yanlış olur. Buna da karşıyım. Çünkü sonunda o transferi yapamadığımız gibi bize çok pahalıya da patlayabilir, takdir edersiniz. Zaman içerisinde bunları yaşadık. Hani daha burada transferi konuşmadan gazetede çıkan, televizyonda söylenen birçok şeyi beraber yaşadık. O yüzden uzak kalalım ama bilesiniz ki arkadaşlarımıza en azından ulaştığınızda size doğruları söyleyecektir herkes. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bundan sonra 15'te bir, ayda bir kahvaltı edelim beraber. Telefonlarınızı kapatın.
sohbet edelim. Ne isterseniz cevaplayayım. Gizli saklı bir iş yapmıyoruz ama bu işlerin bir yere kadar gizli olması gerekir. Morutan'a gelince çok iyi bir futbolcu. Çok da beğeniyorum. O nasıl bize haber yollamış? Televizyondan da seyrettim. Çok da güzel söylüyor. Diyor ki bizim paramız olmadığını biliyor veya az paramız olduğunu herhalde. Diyor ya işte zayıf oynuyorum ki az para olsun ki hani beni alsınlar. Makul bir paraya herhalde Galatasaray yok demez. Bilmiyorum. Daha konuşmadım başkanımla ama. Çünkü hakikaten zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de daha önce abileri burada verdi. Hacı ve Popescu, Filipescu, İliye aklınıza kim gelirse hepsi hala buradalar. Topu ayağındayken herhalde herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği, hareketlerini görmeyi isteyeceği bir oyuncu. Gelişeceğini de düşünüyorum. Soruna ancak öyle cevap veririm. Ben de onu beğeniyorum. Son soruyu Kutlu Akpınar, Winsports. Hocam yarınki karşılaşma için başarılar. Pandemi sebebiyle 1,5-2 yıldır taraftardan uzak Galatasaray ve artık taktik plan bunların içinde taraftarda son derece önemli itici güç olarak ki Galatasaray taraftarı son derece önemli bir yer teşkil ediyor. Yarın taraftarla bir araya gelecek Galatasaray. Buradan Galatasaray taraftarına mesajınız var mı? Galatasaray taraftarına mesajım bir defa en az onlar kadar biz de onları çok özledik. Taraftarla oynasaydık belki de şampiyonlukları da kaçırmazdık. Öyle görünüyordu çünkü. Biz taraftarlarımızla bütünleştiğimiz zaman çok daha etkili, çok daha yenilmez oluyoruz açıkçası. Biz de heyecanlıyız. Açıkçası teknik heyetimle maç sonrası analiz yaparken acaba Eindhoven'daki full seyirci 1,5 sene sonra bu kadar sessiz bir oyun oynayan, aylarca, yıllarca oyun oynayan bir grubu rahatsız mı etti gibi bir düşünceye de kapılmadığım değil açıkçası. Onun için bu iş taraftarla güzel. Galibiyetler de taraftarla daha güzel kutlanıyor. Kötü sonuçlarda taraftarın desteğiyle daha rahat atlatılıyor. Biz de onları özledik. İnşallah yarın kavuşacağız. Benim son cümlem yine taraftara ve Galatasaraylılara ve futbol kamuoyuna olacak. Elbette başarılı olmak için uğraşıyoruz. Başarılı olmak için çalışıyoruz. Başarılar var. Olmalı zaten. Ama dönüp baktığımda eğer ben burada bir mantalite, burada bir sistem ve burada benim aklımdakileri sahaya yansıtabilen bir takım ve bir jenerasyon bırakmak en büyük idealim. Giderken böyle bir şey bırakmak istiyorum. Bana göre alınacak kupaların, kazanılacak şampiyonluklarından da daha büyük olan budur. Eğer bunu başarabilirsem işte bana göre benim başarılarımın en büyüğü bu olacak. Giderken böyle bir takım bırakmak. Zamanında giderken böyle bir takım bırakmıştım. 2000'de. Yine öyle bir takım bırakmayı kendime en büyük başarı olarak addediyorum. Onun için de bizim seyircimize, taraftarımıza ihtiyacımız var. Başka var mı? Buyur sen de sor. Merhaba. Safa Kağan Öztürk Sporsel. Hocam ben yarınki maç özelinde genel bir soru sormak istiyorum aslında. Yarın için başarılar dileyerek. Siz her fırsatta aslında makasın açıldığını söylüyordunuz. Söylüyorum. Ve yine söylüyorum. Tabii geçen haftada alınmış bir sonuç var. Sizce PSV maçı yani bir kaza mı yoksa bir sonuç mu? Aslında aradaki yıllardır açılan farkın bir sonucu mu? Bunu nasıl görüyorsunuz onu merak ediyorum. Teşekkürler. Ben makasın açıldığını her dakika söylüyorum. Özellikle ekonomik olarak.
çok açıldı. Dolayısıyla idari olarak, teknik olarak da tesirlerini hep beraber görüyoruz. Çok güzel bir soru. Oyunun 75. saniyeye bakarsam bir sonuç. Ama geneline bakarsam sonuç değil. Bu bir benim söylediğim düşüncenin karşılığı. Onun için şimdi şu gerçeği kabul edeceğiz. Ekonomik olarak 75 imkanımız yok. Sizin 2'yi alamadığınızı o 20'yi alıyor. Şimdi anlatıyorlar. Diyorlar ki bu oyuncuyu onlar buluyor da biz niye bulmuyoruz? Buluyoruz. Soruyorum. 15-16 yaşındaki bir oyuncuya 20 milyon verebilir miyiz? Euro'dan bahsediyorum. Veremeyiz. 8 yaşındaki bir oyuncuya 4 milyon versek kıyamet kopar. Bugünlere geldiğimiz zaman başa çıkabiliriz. Yani onlar da bir yerden buluyor, biz de buluyoruz. Belki tarihte ilk defa altyapımıza bütçe koyacağız. Rakamını açıklayıp bir bütçe koyacağız. Tarihte yok bütçe koyun. Herkesin bütçesi var. Yani onlar da 7 milyon, 8 milyon, 10 milyon bu oyunculara vermek hiçbir şey. Çünkü sonunda 40, 50, 150 kazanma ihtimali var. Ve bunların yarısından fazlasını da kaybediyorlar. Herkes de büyük oyuncu olmuyor. Arkadaşlar. Dolayısıyla ben size son olarak bir sürpriz yapayım. Her zaman siz sorarsınız, ben yok derim. Bu sefer ben size söyleyeyim 11'i. Belli ki istiyorsunuz ama bu sefer kibarlık ettiniz. Ben size söyleyeyim. Zaten çok belli de. Mustera'yla devam edeceğiz. Geri dörtlümüz Yedlin, Vindama, Markao, Ömer. Ortamız Emre ve Aytaç. İlerimiz Cese, Kerem, Muhammed, Barış. Okey. Akbaba daha hala hastanede. Bu soruyu sormayın. O kötü geçiriyor Akbaba. Yedinin 10 günü, 12 günü neyse hepsini atlattıktan sonra bütün olması gereken prosedürleri atlattıktan sonra ancak alabildik. O da ne kadar verim verecek bilmiyorum. Dolayısıyla böyle çıkacağız. Okey? Buyurun. E 3 sene değil mi benim şeyim? 3 yani sene sonunda. Yani kendime göre bir kafamda tabii hayat planım, Galatasaray planım hepsi var. Dolayısıyla 3 sene yönetimimizin de şeyi 3 sene süresi. Başkanın da hep söylediği gibi 3 sene. Benim de 3 sene. Dolayısıyla giderken yapacağım en büyük iyilik, en büyük başarının bu olduğunu söylüyorum. Yoksa bir şey için değil, Galatasaray'dan gitsek nereye gideceğiz? Bir yere gidecek halimiz yok. Öbür taraftan buradayız yine. Galatasaray bizim. Galatasaray bizim evimiz. Galatasaray bizim yuvamız. Ayrılsak da kalbimiz onunla atar. Yardım ederiz. Gibi. Manada söyledim yani. Ama gerçek kontrat bu. İleriki yıllarda ne olur hepimiz bakacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.